Özlem Albayrak. Çevre felaketleri. Gündemde ekonomi var. Amerika'nın çekmeye çalıştığı operasyon, Türkiye'nin geri adım atmaması, 7 TL'nin üstüne çıktıktan sonra dakika dakika ateşi düşmeye başlayan dolar ve bu gelişmeden sonra giderek daha az tehditkar olmaya başlayan beyaz saray açıklamaları var. Gündemde Katar'ın uzattığı yardım eliyle ferahlayan piyasalar ve soğuyan milyonlarca yürek var. Bu vesileyle vefanın sadece bireyler arası etkileşimlerde değil, devletler arasında da bir karşılığı, ederi olabileceğini bilmenin süruru var. Uluslararası stratejinin sadece soğuk çıkar hesaplarıyla yürütülmeyebileceğini, başka yollarında olabileceğini keşfetme duygusu var. Bunun Türkiye'ye iyi geldiği gerçeği var. Benden ise bu ara biraz doğaya, mevsimlere, çevreye bakmakla meşgulüm ve gördüklerimden pek de mutlu değilim. Tahminim bu yazıyı okuyanların çoğu da değildir. Yağmurlar artık eski zamanlardaki gibi sakince, ağır ağır, bize zaman tanıyarak yağmıyor. Önüne çıkan her şeyin üstüne tokatlar gibi, yumruklar gibi öfkeyle düşüyor.'' Öyle ki yağmura yakalandığınızda daha üç ya da dört adım atmadan tepenizden aşağı kovayla su boşaltılmışçasına sırılsıklam sıktam olu veriyorsunuz. O yüzden gün geçmiyor ki dünyanın herhangi bir bölgesinden sel ya da heyelan haberi gelmesin. Ordu'da yaşanan sel felaketi de ne sadece Türkiye'ye özgü ne de son olacak. Çabuk unutuyoruz ama daha mayıs başında Hamburg 15 dakika içinde sele teslim oldu. Haziran başında Fransa'da, ortalarında Avusturya'da can kayıpları da yaşanan seller meydana geldi. Birkaç yıldır aşina hale geldiğimiz şehirlerin metrolarını su basma görüntüleri de sadece Türkiye'ye ait değil. Dünyanın neredeyse her mega şehri aynı kaderi ya da benzerini mutlaka yaşadı, yaşıyor. Ama hiçbirimiz şaşırmıyoruz. Zira karşımızdaki küresel ısınmanın on yıllar öncesinden öngörülmüş sonuçları. Bu duruma çevre kirliliğinin yol açtığını bilmek için müneccim olmak gerekmiyor tabi. Çevre kirliliği içinse nükleer atıklardan başlayarak örnekler vermekte de şart değil. Bunları zaten hepimiz biliyoruz. Ama şahsen Amerika'nın batısında Pasifik Okyanusu'nda denizlere atılan plastik çöplerin toplandığı bir ada olduğunu, bu adanın yüz ölçümünün kimi zaman Teksas'ın iki katı bir alana dek küçüldüğünü, kimi zaman da Amerika'nın coğrafi büyüklüğüne erişen miktarda genişlediğini ilk duyduğumda endişelendiğimi hatırlıyorum. Suyun hemen altında toplanan on binlerce ton plastiğin güneş ışınları nedeniyle ufalanması ve çeşitli deniz canlılarının bu plastikleri besin zannederek yemesiyle oluşan durumun zannedildiğinden daha büyük tehlikeler içerdiğini okuduğumda da öyle. Bundan sonra ne olacağı ile ilgili iklimciler ve çevrecilerin çeşitli fikirleri var elbette. Ama çölleşme, sel baskı, küresel ısı artışı gibi bizzat yüz yüze kaldığımız sonuçlar dışında bundan söz gelimi bir otuz ya da 50 yıl sonra dünyanın başına nelerin geleceğini sahiden bilmiyoruz. İnsanın sanayileşme sürecinden itibaren yer küreye yaptıklarından ve bu yapıp etmelerinin sonuçlarıyla karşılaşmaya başlamasından sonra akla güvenin kaybolduğunu söyleyen araçsal rasyonelitenin nükleer, küresel ısınma ve çeşitli hastalıklara yol açmasından sonra insanlığın risk algısının değiştiğini iddia eden Ulrich Beck haklı olabilir. Hiç olmadığımız kadar risk altındayız. Beck'in meselesi özetle şu, Tarıma dayalı feodal düzenin sona erip sanayileşmeye ve seri üretime dayalı endüstri toplumuna geçerken hiç kimse dünyanın bu hale gelebileceğini öngörmemişti. İçinde yaşadığımız ileri sanayi toplumunda mesela bir radyoaktif sızıntıyla daha önce tanımlanmamış bir salgın hastalıkla ya da öngörülmeyen doğal felaketlerle karşı karşıya kalmamız işten bile değil. Bek'e göre içinde yaşadığımız küresel dünya, feodal zamanların yerel tehdit ihtimallerine göre hem daha riskli hem de daha tehlikeli bir yer. Büyük felaketler karşısında bireyi koruyamayan siyaset kurumunu da insanın işini kolaylaştırmak amacıyla icat edilmesine rağmen geldiğimiz noktada insana hükmetmeye başlayan iletişim teknolojilerini de bireyi her konuda yalnız bırakarak onun kararsızlaşmasına yol açan, onu kaygıyla başa çıkamayan kişilere dönüştüren kimlik politikalarını da eleştiriyor pek ekolojik riski de, ekonomik riski de, toplumsal riski de aynı anda taşıyan bireyin tek çıkış noktası ise Beck'e göre refleksif modernite. Yani kendine bakan modernite. Modernliği yeniden okurken şimdiye dek yaşanmış olan süreçlere eleştirel bir bakış getiren modernite. İleri sanayileşmeyi ortaya koyduğu problemlere bakarak hiç kimsenin güvende olmadığını ve hiçbir kurumun bireyi koruyamayacağını hatırlamak ve bireysel olarak alternatif üretmeye çabalamak yani olan bitenin farkında olmak. Gittikleri tatil bölgelerinde ellerine poşet geçirerek sahillere atılan çöpleri temizlemeye koyulan ünlüler hiç de boş iş yapmıyor yani